Evet. Peki. Şimdi bir dizi canlı yayına başlamak istiyorum. Menopozu çok konuştuk. Hormon yerine koyma tedavisini çok konuştuk. Soru cevap da çok yaptık. Sizlerin sorularınızı aldım. Ama bu sefer şöyle planlıyorum. Konu konu gidelim. Yani menopoz dediğimizde nelerden bahsediyoruz? Neler meydana geliyor tüm vücut sistemleri üzerinde ve hormon yerine koyma tedavisinin nasıl etkileri var? Bunları çalışmalar bazında sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün için iki konu seçtim. Hani vaktimiz olursa yine konulara devam ederiz. Öncelikle menopozun tanımı. Menopoz ne demek? Menopoza geçiş ne demek? Erken menopoz ne demek? Bununla ilgili genel bilimsel kriterleri konuşacağız. Hangi gruba girdiğimizle ilgili. Bugün ayrıca menopozun kalp damar sistemi üzerindeki etkilerinden ve hormon yerine koyma tedavisinin buna etkisinden bahsedeceğim. Yani bugün menopozun tanımı üzerinden gideceğiz. Sonrasında da menopozda kalp damar hastalıklarını konuşacağız. Şimdi menopozun tanımı. Menopoz ne demek? Menopoz aslında son gördüğümüz adeti tanımlıyor. Son gördüğümüz adet kanaması. Buna menopoz diyoruz. Yani bu bir nokta aslında. Son gördüğümüz adet kanamasının üzerinden 12 ay geçtiyse buna menopoz sonrası dönem diyoruz. Öncesinde ve hemen yeni geçmişken ki zamanı da perimenopoz, yani menopoza geçiş dönemi diyoruz. Bunun öncesine de üreme çağı diyoruz. Üreminin olduğu çağ. Şimdi bunu daha önceki yayınlarda çok fazla anlattım ne olduğunu, ne bittiğini. Aslında şöyle, biz bir yumurta havuzuyla doğuyoruz ve anne karnında daha 5 aylıktan itibaren bu havuzu tüketmeye başlıyoruz. Bu havuz yumurtalar tükeniyor, tükeniyor ve son adet kanamasıyla da son yumurta tükeniyor. Ondan sonra menopoza giriyoruz. Şimdi hep adet kanamasından bahsettik. Tabii bu sürece eşlik eden bir de hormonal değişimler var. Şimdi çok görüyorum hastalarımda da, mesela çocuk sahibi olmak için ya da herhangi bir sebeple kadın hastalıkları doğuma başvurduğunda işte artık menopoza girmişsiniz diye hasta mesela geliyor, menopoza girdiğim söylendi diye. Adetleriniz nasıl? Adet görüyor musunuz? Evet görüyorum. O zaman menopoza girmişsiniz diyemeyiz. İşte bu tanımları anlatmak istiyorum. Menopoza geçiş ne demek? Menopoz ne demek? Sonrası ne demek? Ne zaman tedavi başlanmalı? Şimdi İzninizle bir şey üzerinden gitmek istiyorum. Bir şema üzerinden gitmek istiyorum. Bu 2011 yılındaki üreme yaşlanmasının evreleri diye bir workshop yapılmış. Bunda işte Kuzey Amerika Menopoz Cemiyeti, International Menopause Society hepsinin vardığı temel bir kavram, yani definition, bir tanımlama. Onunla ilgili size o workshop'ın şeyini göstereceğim. Şimdi şunu şöyle çevirmem gerekiyor. Evet. Şöyle biraz yaklaştıracağım. Şimdi okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şunun biraz rengini açarsak belki daha net olacak. Evet. Şimdi şöyle kalemle göstermek istiyorum. Bakın şurası FMP dediği Final Menstrual Period, yani son adet kanaması. Şurası menaj, İlk adet kanaması, yani ergenlikle birlikte ilk adet kanamasının başladığı dönem. Şimdi adet kanamasının başlamasıyla ergenlikle beraber şu son adet kanaması arasındaki dönemi görüyoruz bakın. Şimdi şuraya kadar bakın, şu sütun adet kanamasının tipini belirliyor. Şurada yazılanlar bu evrelere göre. Şu sütun kan değerlerinin, yani FSH, AMH gibi ya da antral folikül sayımı, yumurta sayımı gibi değerlerin bu evreler boyunca ilerleyişini görüyoruz. En altta da belirtilerin, yani ateş basması gibi semptomların evrimini görüyoruz. Bu evrelere göre, bu stage'lere göre. Şimdi gelelim şuraya. Bakın son adet tarihi şurası. Şu reproductive, yani üreme dönemi. Ne demek üreme dönemi? İlk adet kanamasıyla birlikte başlayıp bakın adet kanamalarının düzeninin bozulduğu zamana kadar olan bölüm. Yani burada adetler düzenli olarak seyrediyor. İlk menarş, yani ilk adet görmeye başladığımızda düzensizlikler olabilir bir 3-4 yıl kadar. Ama sonrasında üreme çağı boyunca düzenli, regular yazıyor bakın burada, düzenli olarak adet görüyoruz.
Sonra bu dönemin sonuna doğru adetlerde miktar ve miktar olarak bir azalma başlıyor. Bir yandan da adet döngüsünün süresi kısalıyor. Ama yine adet görmeye devam ediyoruz. Burası da yine üreme çağı olan dönem. Genelde hastalar burada gelir. Neden? Çünkü hastanın bakılan FSH değerlerinde yükselme ya da AMH'ında düşüklük saptanmıştır. Ve buna göre menopoza erken gireceği söylenir hastaya. Halbuki konu bu değildir. Burada önemli olan hala adet görüyor olması. Sadece şu kısımda bakın, adetler süre olarak kısalabilir. Siklus döngü kısalabilir. Ama burası hala üremenin olduğu, yani gebeliğin olabildiği bölgedir. Peki sonrasında menopoza geçiş dönemi başlıyor bakın. Şuradan başlıyor, şuraya kadar sürüyor. Menopoza geçiş dönemi. Menopoza geçiş döneminde ne oluyor? Öncelikle adet miktarların, adetlerde ciddi bir bozulma meydana geliyor. Düzen bozuluyor. Bu düzen genellikle önceleri sık ve yoğun kanamalar, aşırı kanamalar şeklinde seyreder. Sonrasında ise adetlerin araları açılır. 2 ayda bir, 3 ayda bir adet görmeye başlarız şu dönem. Buradan sonra da tamamen kesilir. Artık adet kanaması yoktur. İşte bu son adet kanamasından sonrasına menopoz sonrası dönem diyoruz. Yani şurada menopoza girdik diyoruz. O zaman şurada hala üreme kapasitesini koruyoruz. Sonra menopoz, dediğim gibi hastalar genelde bu evrede gelir. AMH düşmüş, FSH yükselmiştir ama adetleri düzenlidir ya da ufak düzensizlikler başlamıştır. Ama bu düzensizlik şeklinde değil, siklusun kısalması, yani her zaman 28 günde bir gören birinin artık 25 günde bir görmesi gibi. Ama düzenlidir hala, bu hala üreme çağı içerisindedir. Biz bu hastaları hayır hala gebelik olabilir diye bilgilendiririz. Menopoza geçiş dediğimizde artık adet düzensizliklerinin başlamış olması gerekir. Yoğun ve sık kanamalar veya uzun süren 2 ayda bir, 3 ayda bir adet görme, sonra hiç adet görmeme. Peki bu süreçte bakın bu kan değerlerinde neler oluyor? FSH yükseliyor, AMH düşüyor ama bakın hep variable yani değişken. Aydan aya FSH ve AMH FSH değişkenlik gösterebilir. Bakın FSH 25'in üstü, bu tanımlamayla da çok karşılaşıyoruz. 25 veya 30'un üstüyse menopoz diye. Hayır, tek başına bunu kullanmıyoruz. Önemli olan şurası, adet kanamalarının nasıl olduğu. Bakın burası menopoza geçiş dönemi, ateş basmalarının başladığı yer. Ve son adet kanamasından sonra ateş basmalarının daha da şiddetlendiği yer. Ve ileri evrede ise daha çok vajinal kuruluk gibi idrar sistemi ve vajinadaki kurulukla seyreden ileri dönem menopozdan bahsediyoruz. Şimdi, evet. Şimdi bu tanımların üzerinden geçersek neden bahsediyoruz? İlk adet gördüğümüzde ergenlikte ortalama bir 3-4 yıl adetler düzensiz olabilir. Bunun sebebi, beyinden başlayıp yumurtalığa giden bu aksın olgunlaşmamış olmasıdır. O yüzden biz bu dönemde hemen polikistik over adetleri düzensiz diye polikistik over tanısı koymayız mesela. Ya da bir tedavi başlamayız. Hastayı bilgilendiririz, rahatlamasını isteriz, bunun normal olduğunu anlatırız. Ama ilk kanamadan sonra 4 yıl geçmiş ve hala düzensizse bu sefer artık bunu jinekolojik olarak ve hormon olarak değerlendirmek gerekir. Peki ilk 3-4 yıl düzensizlikler olabilir dedik. Ondan sonraki uzunca bir dönem düzenli adet görülen. Bu ne demek? %60 kadında 28 günde bir görülür. Kimisi 35 günde bir görür. Kimisi 30 günde bir. Kimisi de 25 günde bir görür. Ama burada bu aralıkların hep sabit olması düzenli adet anlamına gelir ve kadından kadına değişir. Bu süreçte düzenli adet görüyorsak eğer menopozal anlamda herhangi bir sıkıntı yoktur. Bazen bu dönemin sonuna doğru bakıldığında FSH, yani folikül stimülan hormonun yükseldiği, AMH'ın düştüğü görülebilir. Bu ne demek? Biz bu üreme çağının sonuna geliyoruz. Bir an önce gebelik düşünülüyorsa hareket edilmeli anlamına geliyor. Hastalar genelde bu evrede
Fertility yani tüp bebek kliniklerine başvururlar zaten. Kendiliğinden gebelik olabilir ama yumurta rezervi azalmış demektir bu. Yani havuzdaki yumurta sayısı artık azalıyor. Bunlar artık son yumurtalar olmaya başladı anlamına geliyor. Ve burada eğer adetler düzenli görülüyorsa her zaman için yine gebelik olasılığı vardır ve üstüne düşülmelidir eğer gebelik isteniyorsa. Ama eğer düzensizlikler başladıysa neyi kastediyorum? Çok özür diliyorum. Bunun öncesinde siklusların düzeni yine aynıdır. Mesela 28 günde bir gören birisi 25 günde bir görmeye başlar. 21 günde bir görmeye başlar. Bu şu anlama gelir. Yumurta rezervi artık azalıyor. Yani önce döngünün süresi kısalır. Yine düzenli ama 28 günde bir değil, 23 günde bir, 24 günde bir adet görmeye başlanır. Bu da yine yumurta rezervinin azaldığı ve gebelik isteniyorsa hızlı hareket edilmesi gereken dönemi gösterir. Bakın daha hiç menopoza falan gelmedik. Dolayısıyla FSH, AMH, folikül sayımı gibi bulgular gebe kalabilme açısından önemli bulgulardır. Bunlar bize menopozu göstermezler. Sadece yumurta rezervinin azaldığını, bir tedavi yapılacaksa fazla yumurta elde edilememe olasılığını, az yumurta elde edilebileceğini gösterirdir. Ve eğer kişi partneri varsa, gebelik istiyorsa bir an önce tüp bebek ve embriyo, istemiyorsa bunun dondurulması, henüz evli, henüz partneri yoksa tüp bebek yapılamayacaksa da yumurta dondurma gibi son yumurtaları kullanmak, bir an önce kullanmak amacını taşırız. Peki menopoz nerede başlıyor? Şurada başlıyor. FSH'ınız ne kadar yüksek de olsa, AMH'ınız ne kadar da düşük olsa, adetleriniz düzenli ise, dediğim gibi süreler azalmış olabilir, adetin kanama miktarınız da azalabilir, kanama miktarında da azalma olabilir. Eğer bunlar olduysa bu üreme çağının sonuna geliyoruz. Yumurta rezervimiz azaldı demek. Ama menopoz demek değil. Peki menopoza geçiş nerede başlıyor? Bir sonraki aşamada adetlerin artık düzeni bozuluyor. Yani 28 günde birken 25 günde 1'e düşmüştü. Bu üreme çağının son dönemleriydi. Ondan sonra süreler 15 günde bir, ayda 2 kere görülen kanamalar ya da 2 ay adet görmeme, 3 ay adet görmeme gibi düzensizlikler başladığında bu döneme biz menopoza geçiş dönemi diyoruz. Menopoza geçiş dönemi olmasını FSH, AMH gibi kan değerleriyle, hormon değerleriyle anlayamıyoruz. Bunlar belirleyici değil. Tek bir belirleyici var, adetlerin düzeninin bozulmuş olması. Yani bir hasta bana geldiğinde, hocam ben artık 2 ayda bir adet görüyorum ya da 15 günde bir, ayda 2 defa adet görüyorum, şey çok düzensizleşti dediğinde benim herhangi bir hormon tahliline bakmama gerek yok. Bu hastaya direkt menopoza geçiş döneminde perimenopoz düzensizleşti adetler. Özür diliyorum, bir kesilme oldu. Umarım bu kesilme kaydederken gitmez. Peki. Şimdi ne dedik? Adetler düzensizleşmeye başladığından itibaren biz artık menopoza geçiş dönemi diyoruz. Bu menopoza geçiş dönemi kişiden kişiye çok fark edebilir. Kimisinde bir aydır, iki aydır, kimisinde bir yıldır, kimisinde beş yıldır. Bunu öngörecek bir test de yoktur. Yani ne demek istiyorum? Bu düzensizlikler başladı, yumurta rezerviniz çok az, siz artık menopoza geçiş dönemindesiniz dedik. Peki hocam bu menopoza ne zaman gireceğim? Bu geçiş dönemi ne kadar sürecek dediğinizde maalesef bunu gösterecek bir test yok. FSH'a bakamayız çünkü FSH aydan aya değişim gösterebilir. AMH ise belirli bir sayı kriteri değildir. Yumurta rezervinin çok azaldığını gösterir ama AMH suçuysa, menopoza 2 yılınız var, AMH suçuysa 5 yılınız var gibi bir şey düşünülemez. Zaten bu AMH ilk çıktığında hani bazı skorlamalarla bunu hesaplayabilir miyiz diye vaat ediyordu. Ama böyle bir şey olmadığı görüldü. Neden? AMH 0.01 olup düzenli gören hastalar da var. Yani daha hala üreme çağının sonunda ve gebelik olabilir dediğimiz veya çok uzun süreler
AMH'ın yine çok düşük kaldığı hastalar var. Yani biz AMH 0.05 ise 2 yıl sonra menopoza gireceksiniz. 0.01 ise 3 ay sonra gireceksiniz gibi bir tanımda bulunamıyoruz. Ve bunu gösterecek yumurta sayımı dahil hiçbir şey yok. Bunu sadece yaşayarak göreceğiz, yani menopoza geçişin ne kadar olacağını. Peki menopoza geçiş bittikten sonra ne oluyor? Artık son adet kanamamızı da görüyoruz ve bir daha görmüyoruz. Tıbbi literatürde bu son adet kanamasına menopoz diyoruz. Peki biz menopozun tanısını nasıl koyabiliriz? Biz bunun son adet olduğunu nereden biliyoruz? Bilebiliyor muyuz? Hayır. Hormonlardan anlayabiliyor muyuz? Hayır. Bu geriye dönük, retrospektif bir tanı. Nasıl anlıyoruz? 12 aydır adet görmüyorsak eğer post menopoz, artık menopoz sonrası döneme geçmiş oluyoruz. O zaman bu dönemleri ayırırsak tekrar, üremenin başlangıcı ergenlik, üreme çağı, menopoza geçiş dönemi, menopoz sonrası dönem. Bu şekilde ayırt ediyoruz. Tabii bunlara uygun hormonal değişiklikler oluyor, östrojen ve progesteronla ilgili. Bunları da zaten uzun uzun anlatmıştık ama kabaca üzerinden geçmek istiyorum. Adetler düzenli olduğu müddetçe, yani üreme çağı boyunca adet düzensizlikleri başlayana kadarki dönemde bir kadında östrojen ve progesteron değerleri normal seyreder. 10 yıl öncekiyle arasında bir fark yoktur. Adetler düzenli olduğu müddetçe. Bu da ne demek? Bu dönemde benim dışarıdan bir hormon takviyesi yapmama gerek yok. Henüz erken. Çünkü düzenli adet görüyor. Ne zaman ki adet düzensizlikleri başladı, yani perimenopoz başladı, işte burada hormonal dengesizlik başlıyor. Nedir bu hormonal dengesizlik menopoz geçişinde? Normalde bizim yumurtalıklarımızdaki yumurtalar büyürken ayın ilk yarısı östrojen hormonu salgılar. Östrojen kanda yükselir. En yüksek düzeye geldiğinde yumurtlama emri verilir. Ve o yumurta yumurtladıktan, çatladıktan sonra ise bu sefer progesteron hormonu gelir ve bunu dengeler. Sonra ikisi birden sıfıra iner, tekrar adet görürüz. O zaman önce östrojen yükseliyor, yumurta büyürken östrojen, çatlayınca progesteron geliyor. Sonra bu ikisi de sıfıra iniyor ve adet görüyoruz. Peki menopoza geçişte ne oluyor? Ne dedik? Yumurtalar sayı olarak azaldı, kalite olarak azaldı. Bu ne demek? Döllenebilirliği azaldı. Onun dışında olgun yumurtalar olmadığı için çatlama yetenekleri, yani yumurtlama yetenekleri de azaldı. Artık her ay yumurtlama olmuyor. Peki her ay yumurtlama olmayınca hormonal olarak ne değişiyor vücutta? Yumurtamız yok mu? Var. Östrojen salgılıyor. Burada hiçbir sıkıntı yok. Menopoza geçiş dönemini anlatıyorum. Yumurtalardan östrojen salgılanıyor. Bu neydi? Çatlayacaktı. Progesteron gelecekti. Çatlamadığı için bu yumurta, yumurtlama olmadığı için şu gelmiyor. Yani progesteron gelmiyor. Dolayısıyla bir östrojen dominansı, östrojen baskınlığı oluyor. Çünkü progesteron tüm vücutta östrojeni dengeleyen, oppose eden bir hormondur. İkisi hep birlikte çalışır. Bu söylediğim döngüde. Önce östrojen, sonra progesteron birbirini dengeler. Ne oluyor o zaman geçiş döneminde? Östrojen var, geliyor ama progesteron gelmiyor. O zaman sorun ne? Progesteronun eksikliği. Sorun ne? Östrojenin baskınlığı. O yüzden benim ne yapmam gerekiyor? Ayın ikinci yarısında dışarıdan progesteron vererek ve ortalama 12-14 gün kullandırtıp bırakarak bunu dengelemem gerekiyor. Eksik olan hormonu yerine koyma. Buna hormon replasmanı, hormon yerine koyma tedavisi diyoruz. Bakın, östrojen vermedim. Neden vermedim? Çünkü sorun zaten östrojen fazlalığı. Vücut kendisi endojen östrojen üretiyor. Benim dışarıdan progesteron vermem gerekiyor ki bu fazla östrojenin vücuttaki zararlarını önleyebileyim. Peki ben bu şekilde verdim, hormon yerine koyma tedavisi. Döngüsel olarak her ayın ikinci yarısı dışarıdan progesteron verdim. Bir süre sonra ben progesteron versem de hasta adet görmeyecek bu geçiş döneminde. 3 ay sonra olabilir, dediğim gibi 5 yıl sonra olabilir. Bu ne anlama gelecek artık? Östrojen de bitmiş demek ki. Kanama olmuyor, kanama gerçekleştiremiyor progesteron. O zaman östrojen de bitmiş. O zaman artık menopoz diyeceğim, menopoz sonrası dönem diyeceğim. Ne yapacağım? Hem östrojeni hem progesteronu dışarıdan vereceğim. Yani menopozdaki
hormon yerine koyma tedavimde östrojen ve progesteron her ikisinin birden dışarıdan verilmesiyle gerçekleşecek. Ne şekilde, hangisi, bioeşdeğer ne demek, bunları zaten çok detaylı önceki videolarımda anlattım. Tekrar üstünden geçeriz. Burada menopozun terimleri açısından ve bu terminolojiye göre içinde bulunduğumuz dönemin hormon eksikliği açısından konuştuk, anlatmış olduk. O zaman üstünden geçersem, adetlerimiz düzenli olduğu müddetçe biz buna üreme çağı diyoruz. Bu dönemde herhangi bir vücutta östrojen, progesteronla ilgili bir eksiklik yok. Herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Adet düzensizlikleri başladığında o zaman östrojen var, progesteron yok demek. Dışarıdan progesteron vermem lazım. Tam menopoz olduğunda ise östrojen de bittiği için dışarıdan hem östrojen hem progesteron vermem lazım. Şimdi peki bu menopoza geçiş döneminde adet düzensizlikleri niye oluyor? Ne dedik? Östrojen artıyor, yumurta çatlayacak, progesteron gelecek ama gelemiyor. Bu fazla östrojen ne yapıyor biliyor musunuz? Sık sık ayda 2 kere, 3 kere ya da yoğun çocuk bezini dolduracak şekilde şiddetli kanamalara yol açabiliyor. Ya da 2 ay, 3 ay adet görmemeye yol açıyor. Doktorunuz ne veriyor size 3 ay adet görmedim deyince dışarıdan? Söktürücü veriyor. Söktürücü ne demek? Progesteron demek. Doktorunuz östrojeniniz baskın, 3 aydır adet görmüyorsunuz, size dışarıdan söktürücü olarak progesteron veriyor. Progesteronu kullanıp bir hafta kullanıp bırakın diyor. Bıraktığınızda dökülüyor. Yani adet kanaması gerçekleşiyor. Bakın burada bir şey daha oluyor. Gelelim rahim zarında ne gerçekleşiyor? Rahim zarı da östrojen arttıkça östrojenin etkisiyle kalınlaşıyor. Sonra yumurta çatlayıp progesteron geldiğinde bu kalınlaşan dokunun içi salgı bezleriyle, kan damarlarıyla doluyor. Amaç ne? Bebek gelip yerleşecek. Bebeğe yuva hazırlamak. Önce östrojen tabakayı kalınlaştırıyor. Progesteron içine organize bir hale getiriyor. Amaç bebek gelirse yerleşmek. 14 gün bekliyor. Bebek yoksa, yani cinsel ilişki olmamış ya da korunuyorsunuz, bu tabaka olduğu gibi dökülüyor. Biz buna adet kanaması diyoruz. Yani bizim adet kanaması dediğimiz şey her ay hormonların etkisiyle kalınlaşan ve bebeğe hazırlanan yuvanın bebek olmayınca dökülmesi. Şimdi östrojen kalınlaştırdı. Ne dedik? Menopoza geçiş dönemi bu gel. Progesteron gelmiyor. Yani arayı besleyen doku yok. Progesteron gelmiyor. Ne oluyor? Bu dökülemiyor bu doku. Hasta 3 ay boyunca adet görmedim diyor. Ya da ne oluyor? Bu üstten burası kalınlaştıkça alttan gelen damarlar bunu besleyemiyor. Buradan tabaka tabaka dökülüyor. Hasta diyor ki 2 gün süren çok hafif bir kanamam oldu ya da lekelenmem oldu diyor. Peki farkındaysanız rahim zarını anlatıyorum. Aklınıza bir şey geldi mi? Rahim zarım kalınlaşmış, rahim zarı kalınlaşması var. İşte buna rahim zarı kalınlaşması diyoruz. Ve ben dışarıdan progesteron verip bunu dökebilirsem eğer rahim zarım yine inceliyor. Ama hep kalınlaşma görüyorsam progesteron gelmiyor demektir. Tamam mı? O yüzden menopoza geçiş döneminde rahim zarı kalınlığı çok görülür. Biz progesteronla bunu dökebiliyor muyuz? Ona bakarız. O zaman bu mantıkla baktığınızda düzenli adet gören birinde kime ayın ortasında bakarsanız rahim zarı kalındır. O yüzden biz hastalara adet gördüğünde gel deriz ki bunun ince olmasını bekleriz. Çünkü östrojen de azdır ve rahim zarı o kadar kalınlaşmamıştır. Peki çok fazla teknik şeye girdik. O zaman buradan anlamanızı istediğim konu son gördüğümüz kanamaya menopoz diyoruz. Bunun öncesinde adet düzensizlikleri başlayana kadar olan döneme üreme çağı diyoruz. Bu çağın sonu olabilir. Yumurta rezervi iyice azalmış olabilir. Ama biz tanıyı FSH, AMH gibi hormon değeriyle değil, hastanın kanamalarının düzensizleşmesiyle koruyoruz. Düzensizleştiğinde menopoza geçiş dönemi diyoruz. Tam kesildiğinde de menopoz sonrası dönem diyoruz. O zaman üreme çağı, menopoza geçiş dönemi, menopoz sonrası dönemi. Evreleme bu şekilde. Evet, müsaadenizle bir su içeceğim. Bu konu bu kadardı. Buna yönelik, bu tanımlamaya yönelik bir sorunuz varsa diğer konuya geçmeden önce onu bir almak istiyorum. Yorumları açacağım. Evet, bu anlattığım şeyle ilgili, evreleme ile ilgili, menopozun dönemleriyle ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa bir 2-3 dakika bekleyeyim, onu cevaplayayım, anlamadığınız bir yer varsa.
Peki soru hani henüz yazıyorlardır. Çok güzel anlat. Çok teşekkür ederim. Ben 2 yıldır perimenopozdayım diyorsunuz Feride Hanım. Demek ki 2 yıldır adetlerinizde düzensizlik var. Bu anlama geliyor. Söktürücü dediğiniz progesteron hormonu ilacı mini pil denilen ilaç mı? Mini pil de sadece progesteron içerir. Ama bunun dışında Tarlusal gibi, Primolütren gibi, Dufaston gibi, mikronize progesteron gibi ilaçlar söktürücü dediğimiz. Yani tüm progesteronları kastediyoruz. Çok kalınlaşırsa progesteron içmezsek ne olur? Çok güzel bir soru İlknur Hanım. Kalınlaştı. Ben menopoza geçiş dönemindeyim. 3 aydır adet görmüyorum. Rahim zarım ölçüldü. Oldukça kalın. Progesteron vermeyeyim ne olur? Bir süre sonra bu kalınlaşma rahim zarında hiperplazi yani hücre çoğalması ve daha kötü olarak da rahim zarı kanserine, rahim kanserine, endometriyum kanserine doğru götürecek bir risk faktörüdür. Soru için çok teşekkür ederim. O yüzden progesteron vermek çok önemlidir. Ve o yüzden endometriyum siyah yani rahim kanserleri bu dönemde ciddi bir artış gösterir. Memeyi düşünelim, meme dokusu. Meme dokusunda da östrojen ve sonrasında gelen bunu dengeleyen progesteron hücre çoğalmasının mekanizması için önemlidir. İkisi birlikte çalışır. Bu karşılanmamış östrojen, progesteron eksikliği memede de fibrokistlerin özellikle oluşumuna yol açar proliferasyona sebep olarak. O yüzden fibrokistler menopoz döneminde daha çok açığa çıkar. Varsa da menopoz döneminde artarak devam eder. Ve bu fibrokistler asla ve asla hormon tedavisine engel olmayıp tam tersi dediğim gibi sebep zaten hormon dengesizliği. O yüzden progesteron hormonuyla geçirmek gerekir muhakkak bu menopoza geçiş dönemine. Çok teşekkürler İlknur Hanım. Hocam progesteron düşüklüğü yoğun kanama yapar mı? Aynen öyle anlattığım gibi progesteron gelmediği zaman bu karşılanmamış östrojen aşırı yoğun bebek bezi değiştirecek kadar yoğun ve uzun süren kanamalara yol açar. Hatta hastaya kürtajla rahim içini kazımayı bile öneririz. Bir patoloji, hiperplazi yani bu bahsettiğim kötü huylu bir şeye dönüşmüş mü diye. 28 günden 22 günlere indi demişsiniz. Evet, bu artık üreme çağının sonlarına yaklaşıyorsunuz ama hala düzenli olduğu için menopoza geçiş dönemine henüz girmemişsiniz demektir. Rahim yoksa demişsiniz ama rahim yoksayla neyi kastediyorsak rahim yoksa zaten bu hormonların dengesizliğini gösterecek bir kanama durumu olmayacak. Sadece bu terminolojiyle ilgili sorularınızı rica edeceğim. Çünkü merak etmeyin bölüm bölüm her şeyi anlatacağım. Progesteron takviyesini geçiş döneminde ne kadar kullanmalı? Tüm geçiş dönemi boyunca kullanmalı çünkü progesteron eksikliği var. Ne zaman ki progesteron kullanıyorsunuz ama adet görmemeye başladınız, o zaman östrojen de bitmiş deyip östrojen de ekliyoruz. Yani menopoza geçiş dönemindeki döngüsel progesteron tedavisinden östrojen artı progesteron tedavisine geçiyoruz. Dolayısıyla ne kadar kullanacağız değil, bununla adet görmeyene kadar kullanacağız, sonra östrojen de ekleyeceğiz. 200'lük progestan kullanıyorum. Çok lekelenme oldu. Az adet oldum. Yani tabii burada sormak lazım. Vajinal mi, ağızdan mı aldınız? Niçin verildi size? Geçiş dönemi mi? Sadece söktürücü olarak mı? O yüzden yanlış yönlendirmek istemiyorum. Primolütren'de bu bahsettiğiniz rahim zarını kalınlaştıran ilaçlardan mı öneriyor musunuz? Primolütren rahim zarını kalınlaştıran değil. Kalınlaşmış rahim zarını incelten. Neden? Bunların hepsinin içinde progesteron var dedik. Kalınlaşma sebebi progesteronun eksilmesi. Vücudun artık kendisini progesteron üretmemesi. O yüzden biz dışarıdan progesteron verip bu kalınlaşmayı tekrar normal seyrine döndürtüyoruz. Tam tersi yani. Düzensizlik olmadan birden adet kanamasının kesilmesi. Çok nadir bazı kadınlarda bu şekilde olur. Yani menopoza geçiş dönemi hiç olmadan bir anda düzenli adet görüyorken artık o gördüğü son adet olur ve bir daha adet görmez. Peki bu böyle bir adet mi? Nasıl anlarız? Progesteron veririz. Progesteronla kanama elde edersek eğer demek ki hala geçiş dönemindeyiz.
progesterona rağmen kanama elde edemezsek menopoza girmişiz demek. O yüzden östrojeni de veririz. İkisini birden verip direkt menopoz sonrası tedaviye başlarız. Adet düzensizliğini nasıl anlayacağız? Ölçü nedir? Yani adı üzerine düzenin bozulması. Yani hep 28 günde bir görüyorum diyen birinin artık 35 gün bir adetinin 7 gün gecikmesi, sonraki adetinin 5 gün öne gelmesi, 2 ay adet görmeme tamamen atlaması gibi. Yani düzenin bozulmasına diyoruz. Anne olmak istiyorum. 22 yıllık evliyim. 43 yaş adetler sıklaştı. İşte bu adetlerin sıklaşması düzenin bozulması. Yani artık menopoza geçiş dönemi demek. Burada artık adet düzensizliği başladıysa gebelik olasılığı çok çok düşüyor ve tedaviden alacağımız yanıt da çok düşüyor. Ama yine de bunu bilerek, çok düşük olasılık olduğunu bilerek tedavi yapılabilir. 8 aydır adet görmüyorum. Herhangi bir hormon tedavisi önerilmeli. Çok sıkıntılı bir süreç. Gülsüm Hanım, bu söylediğiniz çok gördüğümüz bir şey. Genel olarak doktorların bu hormon yerine koyma tedavisi tepkili olmasıyla ilgili bir şey. Evet, sıkıntılarınız da var. Yani yayınları izleyin. Bunları tek tek anlatacağız. Menopoz öncesi dönemde her zaman adet düzensizliği olmuyorsa, arada oluyorsa adet düzensizliği ne yapmalıyız? Şimdi düzensizlik olduysa bir doktora gidip yumurta rezervi mi azaldı, ne durumdayız ona bir baktırmanız gerekiyor. Eğer yumurta rezervi azalmışsa ve adet düzensizlikleri de varsa artık menopoza geçiş dönemi diye adlandırırız. Dufaston, evet, dufaston da progesteron hormonu. Şöyle, progesteron hormonları elimizde doğal yumurtalığımızın salgıladığı bioeşdeğer progesteron hormonu var. Mikronize progesteron, mikronize edilerek elde ediliyor. Bunu progestan, yüzlük ve 200'lük kapsülleri var. Hatta gebeler düşük tehdidinde veya tüp bebek tedavisinde rahim zarını olgunlaştırmak için kullanırız. Bilirler bu ilacı. Bu doğal progesteron, bioeşdeğer olanı, en önerdiğimiz, yan etki ve metabolik profili iyi olan. Buna en yakın olanı dufaston, didrogestron içeriyor. En yakını, yani doğal progesteronu en yakını. Ama doğalı varken niye en yakınını kullanalım? Bunları zaten uzun uzun tartışacağız. Diğerleri de progestajenler. Pirimolit N, Tarlusal, başka aklıma gelmiyor. Bunlar da sentetik progesteronlar. Bunların çok fazla yan etkileri ve istenmeyen meme üzerindeki gibi etkileri var. Uzun uzun anlatacağız bunları. Ama öncelikle mikronize progesteron, bioeşdeğer olanı. Ve sonrasında ona en yakın olanı dufaston, yani didrogestron. Onun sonrasında diğer progesteronlar geliyor. Sadece bununla ilgili sorulara bakıyorum. Ben teşekkür ederim Hatice Hanım. Hormonlu spiral kullanımında menopozu nasıl anlayabiliriz? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Hormonlu spiralde de ne var biliyor musunuz? Progesteronu rahmin içerisine direkt yerleştirdiğimiz bir rahim içi aracın üzerine sarıyoruz, doluyoruz. T şeklinde o da. Normalde spiraller bakır içerir. Bakır vardır kollarında. Hormonlu spiralin kollarında da levonorgestrel dediğimiz bir progesteron var. Yani dışarıdan progesteron verip rahim zarı kalınlığını indirmek yerine direkt rahmin içine yerleştirip oradan yavaş salınımla o progesteron salgılıyor. Dolayısıyla bu östrojen baskınlığını önlemiş oluyoruz düzenli olarak oradan progesteron salgıladığı için. Hani ayın ikinci yarısı dışarıdan progesteron veriyoruz dedim ya, eğer hasta kullanmak istemiyorsa ya da zor geliyorsa ya da bu dönemde korunmak da istiyorsa rahim içi spiral iyi bir seçenek. Onu rahim içerisine yerleştiriyoruz, oradan düzenli olarak progesteron salgılıyor. Bunu kullanırken menopozu nasıl anlayabiliriz? Anlayamazsınız çünkü bu hormonlu spiral adet miktarını çok çok azaltır, hatta keser. Anlayabilmenizin bir yolu eğer olacaksa ateş basmaları, gece terlemelerinin başlamasıdır. Onun dışında kanamayla anlayamayız. Bu rahmi alınmış kişilerde de geçerli. Yani bu durumda yaşınıza göre ve düzenli yıllık kontrollerinize doktorunuz yumurta sayınıza bakarak menopozla ilişkinizi söyleyecektir size. Çünkü siz onu adet düzensizliğiyle anlayamazsınız maalesef spiral olduğu için. Süreci doğal haline bırakmamızın ne gibi zararları olur?
Çünkü çok zarar olur. Çünkü bu doğal bir süreç değil. Doğal bir süreçte kalp krizi riski 5 kat artmaz. Yani ölüm de doğal o zaman. Aynı şekilde kemik erimesi artmaz. Alzheimer riski artmaz. Ha, tüm bunlar doğal. Kadın 50 yaşından sonra bunları yaşasın. Ben doğal devam edeceğim diyorsanız da kişinin kendi tercihi. Bu arada şunu da üstünden geçeyim. Cuma günü Mustafa ile, sevgili Mustafa Atasoy ile bir yayınımız olacak. O yayında sorularımdan biri de tartışacağımız Mustafa ile beraber. Bu menopoz doğal bir süreç midir? Bunu konuşacağız, yorumlayacağız. Cuma günü bu konuyu çok detaylı açıklayacağız. Rahim sarkması kanama yapar mı? Yapmaz. Bambaşka bir durumdur. Rahim yoksa nasıl oluyor? Anlattım. Ateş basması, gece terlemeleri gibi şikayetleriyle anlayabiliriz. Her doktora gittiğimizde hormonlara bakılmasına gerek yok mudur? Bir yıldır premenopoz dönemindeyim. Şimdi premenopoz, menopoz öncesi demek. Perimenopoz, menopoza geçiş demek. Yani perimenopoz dönemindeyim, siklo kullanıyorum demek istiyorsunuz sanırım. Evet, her doktora gittiğinizde hormonlara bakılmasına gerek yok. Adet düzensizliği başladıysa eğer, bu menopoza geçiş demek. Ha, gebelik istiyorsanız, çocuk istiyorsanız, yumurta rezerviniz ne durumda ve tedavi görürseniz başarı oranı nedir? Bunu ölçmek adına doktorunuz hormon tahlili isteyebilir. Ama tekrar ediyorum, gebelik isteniyorsa bu hormonların bir anlamı vardır. Gebelik istenmiyorsa menopozun tanısı açısından bu hormonların bir anlamı yoktur. Belirleyen adetlerin, düzeninin bozulmasıdır. 15 gün progesteron kullanıp 15 gün bırakmak normal mi? Evet, normal, çünkü vücudumuzda da o şekilde oluyor dediğim gibi. İlk 15 gün progesteron salınmıyor, sadece östrojen. Son 15 gün, ikinci yarıda da progesteron salınıyor. Bize tedaviyi verirken ayın ikinci yarısında 14 gün ya da 12 gün süreyle progesteron veriyoruz. Progesteron ağızdan pıhtı atar mı? Çok güzel bir soru. Sentetik progesteronlarsa, demin tek tek anlattım. Yani mikronize progestan dışındaki progesteronlarda, evet, karaciğerde pıhtılaşma faktörlerini arttırıcı bir etkisi var. Ama bizim pıhtıyla ilgili asıl korktuğumuz ağızdan alınan östrojenler. Östrojenin ağızdan alınması. Bunu detaylı anlatacağım zaten. 1,5 ay önce adet oldum. Yani 1,5 ay, yarım ay gecikmiş. Öncesinde düzensizlik vardı. Yani demek ki perimenopoz dönemindeyiz. Şimdi ateş basması oluyor. Ne yapmam gerek? Bunları uzun uzun yayınlarda anlatacağız dediğim gibi. Yani şu an demek ki perimenopoz dönemindesiniz ve yani benim tavsiyem, soruyorsanız demin de anlattığım gibi, uzun uzun döngüsel olarak progesteron kullanmanız gerekiyor. Bunun adet görmeyene kadar. Annem meme kanseriydi. O yüzden hiçbir uzman bana progesteron vermedi. Sentetik progesteronlarsa evet, meme kanseri açısından sentetik progesteronların çok anlamı var. Ama mikronize progesteron, yani progestan ya da didrogestron, ona en yakın olan duphaston kullanıyorsak, tam tersi, dediğim gibi menopoza geçiş dönemindeki östrojen baskınlığı, progesteron eksikliği memede de istenmeyen durumlara yol açabiliyor. O yüzden özellikle kullanmamız gerekiyor. Şimdi genel şeylerle ilgili soruları cevaplamayacağım izninizle, çünkü daha devam edeceğim. Sadece bu tanımlamalarla, dönemlerle ilgili sorulara başlıyorum. Doğal progesteron var mıdır? Evet, var. Doğal mikronize progesteron olarak satılıyor. Hocam, birkaç ay 15 günde bir, devamında da 60 günde bir adet oluyorsak geçiş döneminde mi oluyoruz? Aynen öyle. Adet düzensizlikleriniz başlamış. Her iki tür düzensizliği de görüyorsunuz. Perimenopoz, yani geçiş dönemindesiniz ve döngüsel olarak progesteron kullanmanız gerekiyor. Menopoz yolunda olduğum söylendi. Ya menopoza geçiş mi dendi, öyle mi anlamalıyım bilemedim. Söylediğiniz gibi progesteron ve östrojen, zaten bütün yayınlarda bunu anlatıyoruz. Hormon yerine koyma tedavisinin ne kadar kıymetli olduğunu. Tam menopoz sonrası kalınlaşma devam eder mi? Hayır, etmez. Neden? Ne dedik? Östrojen kalınlaştırıyor. Progesteron onun içini dolduruyor. O östrojenindeki kalınlaşmayı durduruyor ve altta hazırlayıcı doku hazırlıyor. Menopozda ne oluyor? Östrojen de progesteron da sıfıra indiği için rahim zarı incecik oluyor.
O yüzden menopozda 4 milimetrenin altındadır rahim zarı. Öyle menopoz öncesi dönemdeki gibi her ay kalınlaşıp incelmez. İki hormon da sıfıra indiği için rahim zarı da inceciktir. Çünkü onu uyaracak bir hormon yoktur. Eğer menopoz sonrası, yani bir yıldır adet görmüyoruz ve sonrasında kalınlaşma olursa burada bir sıkıntı vardır ve muhakkak biyopsi alınması gerekir. Şimdi bu kullandığınız hormonlarla ilgili lütfen yayınları takip edin. O konulara geldiğimizde konuşalım. Çok dağılacak çünkü herkesi de cevaplamak istiyorum. Bu düzensizlik kaç yıl sürecek? Söylediğim gibi herkeste kimisinde 2 ay, kimisinde 5 yıl sürer. Ama önemli olan bu düzensizlik sırasında eksik olan progesteronu döngüsel olarak yerine koymak. Progestanın yan etkileri neler? Progestanı, yani progestan dediğiniz doğal mikronize progesteronu, ağız yoluyla ya da vajinal yolla alabiliriz. Ağız yoluyla aldığımızda %90'ı karaciğerde ilk geçiş efektinde bir metabolitine dönüşüyor. Pregnenolon dediğimiz. Bu uyku yapan bir madde. Yani sersemlik baş dönmesi yapar. Özellikle gebelere düşük tehdidinde verdiğimizde çok yaşarlar bunu. O yüzden sedatif, yani çok böyle tansiyon düşürücü, sakinleştirici etkisi vardır. O yüzden gündüz kullanımını istemeyiz. Gece yatmadan önce kullanımını isteriz. Onun dışında bir yan etkisi yoktur. Sadece %10 kadarı kana geçer. %90 dediğim gibi uyku yapan bir metabolite çevriliyor. Vajinal yolla kullanımdaysa bu sefer first pass uterine effect var. Yani rahimden geçerkenki etkisi çoğu rahim zarında gölleniyor ve çok azı kana geçiyor. Rahim zarında göllendiği için de rahatlıkla o istediğimiz östrojeni dengeleme etkisini rahim zarında elde ederiz. Vajinal progesteronda dolayısıyla böyle sersemlik vesaire yapma gibi bir yan etki yaşamayız vajinal olarak verdiğimiz için. Bunları da ileride yine uzun uzun anlatacağız. Evet. Nasıl bir sıkıntı? Güzel bir soru. Her düzensizlik menopoz öncesi mi sayılır? Tedavisi var mıdır? Tabii ki hayır. Her düzensizlik menopoz öncesi değildir. Normal üreme çağında da düzensizlikler olabilir. Bunu ancak muayene ederek, yumurta sayınıza bakarak ultrasonda ve hormon değerlerinize bakarak anlayabiliriz. Benim bu söylediğim, hani yumurta rezerviniz az, biliyorsunuz. Ne zaman menopoza gireceğim? Düzensizlikler başladığında geçiş dönemine girmiş olacağız. Miyomların kanama... Miyomların yaptığı kanama ve menopozdaki aşırı kanamanın farkı nedir? Yaş 47, güzel bir soru. Şimdi miyomlardaki kanama şöyle olur. Miyomda düzenli adet görürsünüz zamanında ama kanama çok uzun sürer. Yani 4 günde 5 günde biteceğini 10 günde biter. Ama ne zaman adet göreceğinizi bilirsiniz. Zamanında uzun ve yoğun kanamalar olur. Progesteron eksikliğine bağlı menopoza geçiş dönemindeki uzun ve yoğun kanamalarsa hiç gününü zamanını bilemeyeceğiniz şekilde 15 günde bir, 2 ayda bir, tekrar bir 10 gün sonra gibi zamanını bilemezsiniz. Ama miyomda zamanları bellidir ama kanama çok uzun sürer ve yoğun olur. ...46 yaş erken mi menopoz için? Çok teşekkür ederim. Bunu söylemeyi unuttum, anlatmayı unuttum. Ne zaman erken diyoruz? Bize göre, bana ve Mustafa'ya göre ve birçok bizim ekolümüze göre her menopoz erken. Yani şöyle söyleyeyim. Ölümden önce yumurtanın artık fonksiyonunu bitirdiği yaş, artık yetmezliğe girdiği yaş. 50 yaşsa da erken, 30 yaşsa da erken bana göre. Ama tıbbi literatürde bakarsanız genel kanıya göre 40 yaşından önce menopoza girilmesi, yani adetlerin tamamen kesilmesine erken menopoz, şimdiki adıyla premature ovarian insufficiency, yani erken yumurtalık yetmezliği diyoruz. 40 yaşından sonra adetlerin kesilmesine de zamanında menopoz diyoruz. Ortalama menopoz yaşı 50-51 yaş civarında. Perimenopoz işte bunun 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl öncesi oluyor, öyle düşünün. Ortalama 45'li yaşlarda başlıyor. 51 yaşında menopoza girecek birisi için konuşuyorum. AMH.
AMH 0.01 34 yaş adet dönemi düzenli. Menopoz yakın mıdır? Şimdi AMH 0.01 yumurta rezerviniz çok düşmüş demek. Yani yumurta sayısı iyice azalmış demek. Ama adetleriniz düzenli. Yani hala üreme dönemindesiniz. O yüzden gebelik isteniyorsa bir an önce tedaviye başvurulması gerekir. Ne zaman ki adetler düzensizlik başlayacak, o zaman perimenopoz, yani menopoza geçiş dönemine geçmiş olacaksınız. Jeli ne zaman kullanabiliyoruz? Ben 7 yıldır menopozdayım. Artık terlemeye dayanamıyorum. Emine Hanım, dayanamazsınız. Çünkü dayanılacak şeyler değil. Kendim de yaşadığım için biliyorum. Ama yine çok şanslısınız. Lütfen yayınları takip edin. İlk 10 yıl içinde bütün faydalarını görüyoruz. Menopoza girilen ilk 10 yıl içinde. Buna window of opportunity, yani fırsat penceresi diyoruz. Menopoza gireli 10 yıl olmadıysa rahatlıkla hormon replasman tedavisini başlıyoruz. Tedavi ne kadar? Bunlar hep ilgili bölümlerde anlatacağım dediğim gibi. Menopozda östrojen yoksa, kalınlaşmıyorsa progesterona da gerek yok mu? Şöyle gerek var. Eğer östrojen kullanıyorsak, menopozda hormon tedavisi almak istiyorsak östrojen kullanacağız. Kemiğimiz erimesin, kalbimiz, damarlarımız tıkanmasın, beynimiz Alzheimer olmayalım diye östrojen kullanacağız. Ama östrojeni tek başına veremeyeceğimiz için menopoz sonrası progesteron da vereceğiz. İkisini birlikte vereceğiz. Tek başına östrojen vermiyoruz. Yani işte östrojen kanser yapıyor mu falan, bunlar o kadar uzun önceki yayınlarda anlattım ki. Dediğim gibi burada sadece terminolojiyle ilgili şeyleri yapıp bitireceğim. Dediğim gibi 10 yıl, bunu anlatacağım zaten. AMH'ın düşük olması hamilelik olasılığını azaltır mı? Evet, azaltır ama net olarak AMH tek başına kendiliğinden doğal gebeliği gösterecek bir değer değildir. 0.01 ile de hamile kadın, çok sayıda kadın vardır. Şimdi müsaadenizle bu yayını kapatıyorum. Kayıt da edeceğim. Sonrasında da bir 10 dakika ara verelim. Ay, üniversite tıp öğrencilerine derslerim gibi oldu. Bir 10 dakika ara verelim. Saat 10 itibariyle de menopozun kalp damar hastalıkları üzerine etkisini, ne zaman tedavi başlayabiliriz, onları konuşacağız. Evet. Peki. Teşekkür ederim.